Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kadın kolları eğitim programında konuştu. Türkiye'de gerçek anlamda kadını özgürleştiren tek partinin AK Parti olduğunu belirten Erdoğan, CHP'nin üniversite kapılarında ikna odaları kurmayı çağdaşlık sandığını belirtirken, mahalli idareler seçimlerinin ana muhalefetin sonu olacağını söyledi. AK Parti kadın kollarımız artık seçim maratonunu başlatmış bulunuyor. Kadın kollarımız birçok birimimizden önce yola revan oldu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Kadın Kolları Eğitim Programı'nda konuştu. AK Parti kadın kollarının seçim çalışmalarına başladığını belirten Erdoğan, Türkiye'de kadınları görmezden gelen siyasi partinin başarılı olma şansının da olmadığını belirtti. Türkiye'de gerçek anlamda kadını özgürleştiren hareket AK Parti'dir. Kadınları AK Parti kadar vitrine alan, ön plana çıkartan, çok daha ötesi kadını politikalarının merkezine yerleştiren bir başka siyasi hareket yoktur. AK Parti'de kadına verilen önemi bu sözlerle anlatan Erdoğan'ın kadınlara bir de mesajı vardı. Bu teşkilatta çalışan er veya geç parlamentodaki yerini de alacaktır. Erdoğan konuşmasında mahalli idareler seçimlerine de dikkat çekti ve CHP'nin Kılıçdaroğlu'ndan kurtulması gerektiğini söyledi. Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır. Çünkü bu ana muhalefetin başındaki zat sadece millete değil, aynı zamanda CHP'nin başına da bela. Yani CHP'yi de bizim özellikle bundan kurtarmamız lazım. Erdoğan konuşmasında Türkiye'de özgürlük ve demokrasi olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeyi sürdürdü. Türkiye'yi şikayet ediyor. Türkiye'de özgürlük yok diyor. Ya özgürlük yok, demokrasi yok da bugüne kadar bunca seçime girdin ve her seçimi kaybettin. Ya kaybettiğin halde hala seçime giriyorsun. Bundan daha büyük demokrasi olur mu? Erdoğan burada yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısına katıldı. Toplantıda ağırlıklı olarak terörle mücadele, MHP'nin cezaevlerindeki tutuklulara af teklifi, emeklilikte yaşa takılanlar ve Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konular görüşüldü.